İdrarda kan çok önemli bir konu. Bazen ufacık hücreler çıkar idrar halinde. Hasta normalde kan görmez idrarında. Biz tetkikte görürüz ve çok az hücre görürüz. Buna rağmen hastayı tetkikten tetkike koştururuz. Yani bu duruma düşmemeniz için veya durumu iyi anlayabilmeniz için idrardaki kan mevzusunu anlatıyorum. İki türlü kan var. Hastalar için anlattığım zaman, bizim için değil. Hastalarda biri, hasta kendi gördüğü, yani kırmızı, bordo, pıhtı, bunları görme durumu var. Hasta kendisi tedirgin oluyor. Bir de hasta hiç farkında değil. Rastlantı eseri idrar tahlilinde biz görüyoruz. Biz idrarda kanama diyoruz. Hastayla önce bir 5 dakika bunu tartışıyoruz. Yo doktor diyor, benim idrarımda kan yok. İdrar tahlilinizde kan var. Kan hücreleri var, o bile yeter. Biz ona kan diyoruz. İdrarda 4-5 tane sadece hücreden tümör bulduğum olmuştur. Pıhtı atan hastada çok önemsiz bir şey de bulduğum olmuştur. Sigara içen bir erkekte mesane tümörü olma olasılığı o kadar yüksek ki, o yüzden de kan gördüğünüz anda, pıhtı gördüğünüz anda, özellikle ağrısızsa hemen sistoskopi kamerayla bakılır. İdrardaki kanama mutlaka araştırılır. Bir doktor onu araştırmıyorsa kendine göre biraz güvende hissetmiştir. Sizi 3, 6 veya 12. ayda bir sebepten dolayı çağıracaktır. Ya böbrekte kist vardır. Bu kist güzel bir huylu bir şey ise İşte belki bir sene sonra çağrılır. Kötü huyluya biraz benziyorsa belki 3 ay sonra çağrılır. Gerçekten belki diyorum, çünkü bunlar değişir. Klinisyenin tecrübesi, o filmde gördüğü filmin kalitesi, bir sürü etken var. O yüzden bu kitleler, kistler, hasta erkek mi kadın mı, sigara içiyor mu, kan sulandırıcı kullanıyor mu, egzersiz yapıyor mu, kırmızıya benzer bazı pancardan tutun, bazı bir sürü ürün var. Bu ürünleri yedi mi, içti mi, ne oldu? Bunları çok iyi sorgulamamız gerekiyor. Doktorda da çok iş bitiyor. Yani hasta bazen bunu unutabiliyor. O yüzden hasta inanılmaz Plavix klorasprin kullanan hastaya acilde, yani soruyorum, o hasta bir kan sulandırıcı kullanıyor musunuz diye, ve ikisini de aldığı halde hayır diyebiliyor. Bu hastayı da anlamak gerekiyor acilde, tam filmin başında. Ben onu oryante koopere, yani benimle koopere olduğunu zannettiğim durum olabilir. Hastaya bazen onda inanmamak değil de kuşkucu davranmakta fayda var. Bir daha sormak, başka yakınlarına sormak. O yüzden siz de mutlaka bu durumları insancıl olduğunu bilin. Doktora mutlaka çok iyi anlatmanız gerekiyor. Doktor size 3-4 defa aynı soruyu sorabilir. Onu ters demeyin, çünkü böyle insani durumlara düşüyoruz. O yüzden idrardaki kanama durumu karışık ve enstantane. Doktorlara ters demeyin. Onlar sizin için varlar. 3-4 tane eritrositten kanser ön teşhisi koyabilirler. O yüzden de bakmak zorundalar ve hukuki bir durum çok başımıza geliyor. İdrardaki kanamanın önemini anlattık böylece.